Arkadaşlar merhaba. Kia Ceed Station versiyonuyla bayilere gelmeye başladı. SV yani Sports Wagon. Bakalım gerçekten sportif öğeler içeriyor mu? Şimdi onu anlatmaya başlayacağım size. Bakalım aracı beğenecek misiniz? Araçla ilgili yorumlarınız olursa onu da alt kısma bırakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şöyle tabii vagon olduğu için şöyle arka taraftan başlayalım bu sefer. Hep ön taraftan başlıyor. Zaten ön taraf seatle birebir aynı. Hatta A, B, C sütununa kadar birebir aynı arkadaşlar. Arkaya doğru geldiği zaman farklılık oluyor. Bir 20 santim kadar normal hatchback versiyonundan daha uzun. İlk göze çarpan tampondaki bu parlak siyah parçalar. Hatta şöyle bu sadece süs, herhangi bir havalandırma yok gibi. Şöyle hatta içeriden bakalım. Herhangi bir havalandırma yok. Buradaki kaplamalar böyle sert bir parçadan yapılmış. Ses izolasyonu sağlar. Şöyle yakından da göstereyim. Jantlarımız arkadaşlar bu siyahlar parçalar olduğu için içinde böyle siyah bir kaplama olsaymış. En azından şöyle göstereyim. Burada sportaj var. Sportajdaki gibi gümüşlü siyahlı bence bir tık daha iyi olurmuş. Ama tabii lastik ebatı ikisinin farklı. Bu 17, bu 16. Jant 205, 55, 16 janta sahip ve lastik ebatımız var. Enerji Servor Michelin'in lastikleri var arkadaşlar üzerinde. Şöyle arka taraftan devam edelim. Şöyle bakarsak altta krom. Orayı siyah boyanmamış. Aslında burası da parlak siyah kaplanabilirmiş. Daha bir hoş olurmuş. Şöyle aşağı doğru bakarsak difüzörümüz, egzozumuz o tarafta. Geri görüş kameramız var. İçeride detaylıca anlatacağız. Stop lambalarımız led değil, normal halojen lamba şeklinde. Aslında şuradaki çizgilerden sanki böyle ledmiş gibi görünüyor. Aslında bu sportajlardaki gibi led olsaymış çok daha şık olurmuş. Çünkü araç bayağı güzel görünüyor. Şurada yine parlak siyah kaplama. Üstünde bir rüzgarlığımız var. Şöyle açalım. Ortada Kia logomuz. Bagajımız tam 625 litre. Evet, station araçları bu yüzden seviyorum. Dümdüz bir zemin. Buralarda gözler çok kullanışlı. İstediğiniz şekilde buraları kullanabiliriz arkadaşlar. Şurada bir çantamız. Bakalım burada neler var. Burada lastik tamir kiti. Burada bir sürü göz var. Şu yanda başka bir göz var. Burayı da ayrı kullanabiliriz. İsterseniz yedek lastiği, şu bu aparat da buradan çıkıyor. Bunu da buradan çıkartabiliyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi burası buradan çıkabiliyor. File şu araya tavana takılan filenin malzemesi de burada. Onu da takılabiliyor. Bu şekilde de dümdüz bir zemin var ki burada herhangi bir gördüğünüz gibi eşik yok. Boydan boya buraya parça koyulabiliyor. Ama dibe doğru uzanmak bayağı zor. Ben 1.82 boyumla ancak zor uzanıyorum. Biraz daha kısa olanlar şu dibe en azından uzanması zor olabilir. Uzun yani oraya bir parça giderse, malzeme bir şey koyulursa oradan almak biraz güç olabilir. Üst tarafa böyle bir perde yapılmış. Şurada kumaş şeklinde bayağı gergin. Bunu çıkartıp tabii o bir fileyi koyabiliyoruz. Parçalı olarak katlanabilen koltuklarımız var. 625 litre bagaj. Koltuklar yatınca da 1694 litreye kadar çıkabiliyor. Burada tabii 12 voltumuz unutulmamış. Bir tane, diğer tarafta da iki tane eşya askılığımız var arkadaşlar. Demişken şöyle sadece sağ taraftan bir tutamağımız var. Sağlaklar için. Şimdi arka tarafa geçelim. Baş ve diz mesafesini göstereyim. Tabii panoramik cam tavan var. Anahtarsız giriş çalıştırma var. Detayları anlatacağım. Yandan çok güzel duruyor ya. Rengi de çok hoş. Bence tek kusuru bu jantlar. Direkt gözümü alıyor. Biraz daha koyulaştırılması lazım. Çok parlak kalmış arabacın rengin üzerine. En azından ya kromlarla aynı, yani bu tavandaki kromla aynı renk olmalıydı. Ya da bu içerisinde en azından bu parlak siyahlarla bir şu yanları yapılmalıydı gibi düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Jantları beğendiniz mi? Kapı hissiyatımız yumuşak arkadaşlar. Çok değil ama tok kapı sesimiz var olduğunu söyleyebilirim. Kapı elimizin tuttuğumuz yerler yumuşak ama diğer yerler farklı farklı plastik de olsa. Üst taraflar plastik ama buralar yumuşakmış. Burası deri kaplama. Şu alt taraflar yine plastik ama şu elimizin bu temas edebileceği şu orta bölgeyi yumuşak
bir malzemeyle kaplanmış olduğunu söyleyebilirim. Eşik kaplaması da var. Güzel bir detay. Şöyle ön koltuğu ben kendime göre ayarladım. Şu çantamı da kenara atayım. Şöyle koltukları da göstereyim önce bir içine girmeden. Yanlar da deri arkadaşlar. Orta taraf kumaş. Buralar delikli, hava alması için. Güzel yapılmış, güzel görünüyor. Şöyle biraz nefes alayım. Çok sıcak içerisi. Bayağı bir terledim. Hatta bilmiyorum ki bıyıklarımı bile terlemiş olabilir. Baş ve diz mesafesini şöyle göstereyim mi? Diz mesafesi bayağı iyi. Ön taraf kendime göre ayarlı 1.82. Arka tarafta gördüğünüz gibi kendi koltuğumda böyle baş mesafesi. Tabi sunroofların biraz azalıyor ama şöyle hatta kafamı da yaslayayım böyle. Gördüğünüz gibi baş tarafta gayet iyi. Burada bir yaşam alanı var. Şöyle maskemizi tekrar kapatalım. Havalandık. Şuraya doğru bakarsak burada bir havalandırma menfezi var ama burada bir herhangi bir artık USB çıkış bir enerji buradan almak isterdim. Burada bir cebimiz var. Yine burada da başka bir cebimiz var. O zaman da fırlatmayalım. Ön tarafa geçeyim. Orada da detayları anlatacağım. Aracın fiyatını göstereceğim. Tabii fiyat artık yani yapacak bir şey yok. ÖTV zammından sonra fiyatlar 30, 40, 50 hatta bazı araçlarda yukarıya gitti. Şöyle tabii geçmeden önce hemen burada bir kolçağımız var. İki de bardaklığımız var hemen. Onu da atlamayalım. Burada 3 kişi içti. Orta taraftaki biraz daha küçük ama 3 yetişkin için burada bir alan var. Ve tabii burada aşağıda herhangi bir yükselti yok denebilecek kadar az bir şaft tüneli yükseltimiz var. O zaman daha da uzatmayalım. Ön tarafa geçelim. Araçta anahtarsız giriş çalıştırma var. Gördüğünüz gibi anahtarlar cebimde. Şu an burayı kapatıp açabiliyoruz. Arka taraftan daha iyi bir kapı var burada. Çünkü krom kaplamalar ve parlak siyah kaplamalar var. Bu kromla beraber siyah uyumu güzel olmuş. Bu sefer bu üst taraflar da yumuşak arkadaşlar. Arkada burası sertti ama genelde bu segmentte böyle. Birçok C segmentinde araçta bu şekilde. Elimize değen yerler yumuşak, yumuşak. Burası yumuşak. Farklı bir materyal ama. Burası ile burası farklı. Burası deri kaplama olduğunu söyleyebilirim. Suni deridir de deri kaplama mı? Ayna katlama burada. Aşağı doğru bakarsak buralar plastik. Burada büyük bir su şişesi yine alabilir. Şöyle bakarsak bel desteğimiz elektrikli ama diğerleri burada manuel olarak ayarlanabilen bir koltuğa sahip. Koltuk bayağı sportif görünüyor. Yanlar çünkü deri arka taraftaki gibi. Beyaz bu dikişler yapılmış. Bu hissiyatı güzelleştirmiş. Şöyle geniş açıdan gösterirsem ben size gördüğünüz gibi içerisi gayet şık duruyor. Çünkü aynı şekilde siyah, gümüş, krom kaplamalar buradaki kalite hissiyatını arttırıyor. Koltuklar güzel. Gövdeyi tam sarıyor. Tam şöyle kiloyu da söyleyelim bari. 80 kiloyum. Tam sığdım yani ama böyle 100 kilo civarında olan arkadaşlar biraz zorlanabilir. Yani biraz daha geniş arkadaşlar koltuğa sığmayabilir gibi geliyor ama tam şu an ben koltuğa sığıyorum. Şöyle göğsümüz tam burada. Hayalet ekranımız var. Şuradan bakalım. Start stopumuz burada arkadaşlar. Bakalım bizi nasıl karşılıyor. Böyle bir selamlamamız var. Şöyle kapattık. Evet, klima direkt çalıştı. Açmışlar. Oh, rahatladım diyebilirim. Arkadaşlar bayağı bir sıcak içerisi. Çünkü klimalar da çalışmıyor bu virüsten dolayı havalandırmayı. Sadece dışarıdan kapılar açık. Ama zaten hava da sıcak olduğu için içerisi de bayağı bir sıcak olmuş. Şöyle hafiften fanı azaltalım inceden. Çünkü sesimiz daha iyi duyulsun. Burada medya ekranını artık birçok modelinden tanıyoruz. Burada tabi AppConnect olsun, Android Auto olsun. Hepsi var arkadaşlar. Araç bilgilerini buradan görebiliyoruz. Otomatik havalandırma, buhu giderme, nem giderme. Burada birçok özellik genişletilmiş. Bireysel düğme, direksiyon, mod düğmeleri. Buradan istersek ayarlanabiliyor. Birçok özelliği buradan ayarlayabiliyoruz. Buradan radyonun diğer tarafına ayarlanabiliyor. Evet, yeterli bir hızda yani. Ben çünkü araç durduğu yerde aslında bunu çünkü çalışmaya bir yerden sonra yavaşlıyor bu sistemler. Hem sıcaklıkla beraber ama gayet yeterli bir dokunmatik hassasiyeti var olduğunu söyleyebilirim. Ekran güzel. Yani şöyle benim gözümle bakarsak bu ekran bazı modellerde böyle daha da yukarı çıkıp bu şu görüşü kapatabiliyor. Ama şu an ben bu kendi bakış açımla gördüğünüz gibi aşağıda olduğu için en azından görünüş
alanımı kapatmıyor. Göstergeler ben güzel, beğendim. Üre sıcaklığı. Bu tabi AdBlue olduğu için şu an yarıdan biraz daha fazla AdBlue var. Şanzıman sıcaklığını da görebiliyoruz. Bu güzel bir özellik. Çok renkli değil. Aslında renkli ama böyle renk daha böyle griye çalan bir tonu var. Öyle söyleyebilirim. Buradan bakalım şurada. Tabi burada parlak kaplamalar güzel. Burada sanki deri işlemeymiş gibi şurada üstte şöyle detaylar var. Tabi bunlar gerçek deri değil. Ama zaten bunu kaç kere dokunuyoruz ki buralara. Yani bu var olması bile kalite hissiyatını arttırıyor. Şuralar gördüğünüz gibi ses yumuşak bir hissiyat var. Şuralarda aşağı doğru. Buralar şuradan itibaren şu parçadan itibaren aşağı doğru sertleşiyor arkadaşlar. Buralar tabii sert. Oralara geleceğiz. Sol taraftan başlayalım her zamanki gibi. Far yükseklik ayarımız var burada. Burada da göstergenin burada aydınlatma tonunu ayarlayabiliyoruz. Burada ESP off ve lastik basınç sensörümüzü burada lastiğimizin burada kayıt düğmesi olduğunu söyleyebilirim. Bir an için ismini unuttum. Direksiyon üzerinden kumandamız var. Araç 1.6 dizel 7 ileri DCT otomatik far sensörümüz var. Yağmur sensörümüz var. Arkadaşlar şurada tabi ayna otomatik kararan aynamız var. Şu sunroofumuzu bir açalım. Şöyle perdeyi açtık. Sen dur. Evet. Öyle kal. Çünkü içeride üstte reklam broşürümüz var. O kalsın, hareket etmesin. Üst taraf yine burada siyah olarak yapılmış. Tavan açık renkli olduğunu söyleyebilirim. Burada bir gözlüğümüz var. Aşağı doğru gelirsek burada piyano bilek parçanın parlak siyah parçayla beraber bu gümüş kaplamalar güzel olmuş. Şu aşağılarda dijital klimamız çift yönlü ayarlanabiliyor. Şurada telefonumuzu rahatlıkla buraya sığdırabileceğimiz bir göz var. Hatta şunu göstereyim ben size. Burada bayağı büyük plus telefonlar bile girebilir. Bu 7 şuraya girebiliyor rahatlıkla. Alt tarafta burada şöyle bir kapağımız var. İyi, bu kapaklı olması güzel. Şöyle burada yavaş bir şekilde açılıyor. 180 wattlık 12 voltluk burada bir güç çıkışımız var. Burada bir yine USB var. Şurada ayrıyetten bir USB daha var. Bunu böyle kırmızı ışıklı yapmışlar. İçi de ışıklı arkadaşlar. Şuraya doğru gelirse güzel bir vites topuzumuz var. Şöyle kısa bu. Ve spor modu alabiliyoruz. Spor böyle bastığımız zaman şimdi göstergeler burada değişiyor. Normal. Drive modu değiştirdiğimiz zaman göstergelerimizde böyle aynı şekilde sürüş moduna göre spor ya da normal. Burada hem şanzıman oranı değişiyor, gaz tepkisi değişiyor, direksiyon sertliği bu sürüş modunda değişiyor. Start stop iptali. Burada start stop'u iptal edebiliriz ve ön park sensörünün burada iptali arkadaşlar. Auto hold aynı Volkswagen vari burası. Bir görüntüde burada bir kapak var. Benim Passat'a çok benziyor şurası bölmeyi. Çok benzettim. Hatta şöyle ben hemen anahtarı da göstereyim. Şöyle yan taraftan basılıyor. Volvo'da mı böyleydi acaba? Yanlış mı hatırlıyorum? Şöyle yandan basılıyordu. Güzel, sanki böyle çakmak gibi şurası. Şöyle bastırınca buradan ateş çıkacakmış gibi. Ama beğendim. Evet, güzel bir anahtarlığı var. Farklı. Şeyin anahtarlığı da güzeldi arkadaşlar. Ben onu çok beğenmiştim. Yeni Rio'nun. Kia gerçekten özeniyor bu anahtar konusuna. Siz ne diyorsunuz? Kia'nın anahtarlarını beğeniyor musunuz? Anahtarı, eyvah, düşürdük. Şuraya koyacağız. Tabii iki tane değil de bir tane olacağı için. Anahtarlık için burada bir yer var. Auto hold. Yani ışıklarda sizin yerinize fren yapabilir. Elektrikli el frenimiz. Tabi elektrikli el freni oldukça artık burada büyük bir alan oluşuyor. Şurada iki tane bardaklığımız var. Kapak olması gayet iyi. Arka tarafa doğru bakarsak burada da yine parlak siyah kaplamayla beraber bir gözümüz var. Eşya gözü yeterli bir büyüklükte. Bu da ileri geri hareket edebiliyor ve bu parçanın da deri olarak kaplı olması da gayet güzel. Hemen torpidomuza da bakalım. Burada şöyle hatta bakalım. Amortisörlü şekilde iniyor aşağı doğru. Burada bayağı büyük bir işimize yarayacak bir torpido gözümüz var. Ben spor göstergeyi çok beğendim ya. Güzelmiş. Böyle
efektli olarak geçiyor. Spor modda herhalde gezerdim. Yakıtı da biraz daha düşürüyormuş galiba. Öyle okumuştum ama. Son olarak hemen Instagram'dan sorduğunuz sorulara hemen kısaca cevap verelim arkadaşlar. Bayi neresi? Kocaeli Kayalar Otomotiv. Bagaj hacmini sormuşsunuz. 625 litrelik bagaj hacmi var. Totosu güzelmiş. Evet, güzel bence de. Fiyat motor seçenekleri 1.4 100 beygir, 1.4 140 beygir ve 1.6 136 beygir dizel versiyonu var. 3. sıra koltuk var mı? Hayır, yok arkadaşlar. Station bir araç. 7 kişilik değil, 5 kişilik. Evet, hoş duruyor. Bagajı sormuşsunuz genelde. Seat'ten kaç adet satılmış bilmiyorum. Dizel otomatik ne kadar? Evet, dizel otomatik 341 milyar. Motor seçenekleri, bagaj hacmi, önden çekiş, cam taban, evet var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Rakiplerine göre bagajı gayet güzel. 625 litre büyük. Genel ben bagajını beğendim. Evet, jantları beğenmemiş arkadaşlar. Bence de jantlar, Sportage'in jantlar olsaymış bence bir tık daha iyi olurmuş. Ön panel, yan kol dayamalar, yumuşak deri mi? Evet, aynı şekilde deri kaplama arkadaşlar. Şu altlar ve kol dayama yerler, koltuğun yanları falan hep deri. Ama tabii ki gerçek deri değildir büyük bir ihtimal. Suni deridir. Nedir günahı? 341 lira. Konforlu mu? Evet. Daha hem sportif konfor olduğunu söyleyebilirim. RS6 ile kapışır mı? Tabii ki. Ne demek RS6 ile kapışır mı? Güzel bir soru. Evet arkadaşlar, bu şekildeydi sorularda genel olarak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.